Hatay'ın bir tarım kenti olduğunu ifade eden Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Aydın Tüfekçi, Suriye'deki olayların Hatay genelindeki her sektör gibi tarım sektörünü de olumsuz etkilediğini kaydetti. Hatay'ın toplam yüz ölçümünün 540 bin hektar olduğunu hatırlatan Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Aydın Tüfekçi, bunun yarısını tarım alanlarının oluşturduğunu belirtti. Kentin yılda 3 ürün alınabilecek verimli topraklara sahip olduğunun altını çizdi. Amik Ovası'nın daha verimli hale gelmesi için sulanabilir arazi miktarının arttırılması gerektiğini söyledi. Suriye'deki olaylardan dolayı ilimiz genelindeki her sektör gibi tarım sektörünün de olumsuz etkilendiğini belirten Tüfekçi, burada üretilen ürünlerin ihracatı yapılabilmesi için sınır kapıları kapalı olduğundan ihracat noktasında sıkıntılar var. İskenderun limanından Roro seferleriyle maliyeti biraz yüksek olsa da ihracat yapılmaya çalışılıyor dedi. Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Aydın Tüfekçi, çiftçinin en büyük şikayetinin girdi maliyetinin yüksekliği olduğuna da değinerek, bu da bizim müdahale edebileceğimiz bir durum değil. Biz mevcut üretim modelinin şeklini ne kadar iyi hale getiririz bunun çabasındayız. Geçmişte yaşanan o kredilerle beraber hayvan fiyatlarının yükselmesi suni bir yükselmeydi. Yani o dönemde yatırımda bulunmamayı akıllıca bir tavır olarak görüyorduk. O dönem bunu paylaştığımız çiftçilerimize söyledik. Hayvancılık yapmak isteyen çiftçilerimiz girdi maliyetlerinin %75'ini yem giderleri oluşturuyor. Eğer bizim kaba yemimizi üretecek sahamız, yem bitkileri üretecek bir yerimiz yoksa dışarıdan yem satın almakla hayvancılık karlı bir işletmecilik olmaz dedi. İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planı çerçevesinde her ilçenin, köyün hangi ürünleri yetiştirmesi gerektiğini, hangi ürünlerin o bölgede olması gerektiğini belirtmiş durumdayız diyen Tüfekçi, ürün deseni dediğimiz bu konuya çiftçilerimizin dikkat etmesini istiyoruz. Bu planı hazırlarken o bölgenin toprak yapısı, iklim şartları, coğrafi durumu dikkate alınarak her bölgenin ürün deseni tespit edilmiş durumda. Tespit ettiğimiz ürün deseni baz alınarak üretim modeli geliştirilirse vatandaşlarımızın lehine olur diye konuştu.